Kendim bildim bileli ticaretle uğraşıyorum. Aileden kalma bir şey bizde ticaret. Ama resmi kayıtlı olarak 2005'ten beri. 2008'e kadar bir çıkış vardı. Ben 2011'e kadar görmedim de 2008'de ben bir battım çünkü. Onun arkasından dönem dönem hükümetin sıkıntı yaşadığı dönemlerde indi. Düzeldiği sürelerde çıktı. Ama en çok dibi bu virüste gördük. Şimdi ben geçmişten paralı olmayan bir esnafım. Yani ben zengin bir aile çocuğu değilim. Çalıştığım kadar yaşayan bir insanım. Ben bir seneyi daha geçiririm. Malzeme almak için iş olması gerekiyor. Gider olması için iş olması gerekiyor. İş olmayınca bunlar da olmuyor. Her şey işle orantılı. Şimdi benim burada makinenin parçasının kırılabilmesi için bu makinenin çalışıp iş çıkartması gerekiyor. %80 iş düştü. Ama bir makinenin kırılıp parçalara tekrar ihtiyacı olması için o %70'lik, 80'lik o üretime ihtiyaç var. Biz burada tıngır mıngır çalışıyoruz, ağır ağır çalışıyoruz, kendimizi idare ettirecek kadar çalışıyoruz. Bunlarda da zaten bir şey gitmiyor o zaman. İşe göre sıkıntı çıkıyor, işe göre malzeme eksiği çıkıyor. Üç aşağı beş yukarı, esnaf arkadaşlarımda da geçerli. Benim ütüm çalışıyor. Ben burada çok ütü yaparsam ona göre fatura geliyor, az ütü yaparsam ona göre fatura geliyor. %80 gelir düştüğü için %80 gider de düşüyor. Üretici esnaflar için iş varsa gider var, iş yoksa gider yok. Şimdi bizim sabit giderimiz nedir? Dükkan kiramız, eleman masrafımız. Bir sene daha ben kaldırırım çünkü ben de zengin biri değilim. Ama ebeden, dededen, babadan bizde mal varlığı yok. Ben çalıştığı kadar yaşayan bir insanım. Ya şu anki haline devam etse yine öderiz de yine mutasyon falan düşün, değiştirir falan bir şey olursa sıkıntı. Bilmiyorum, gerçekten ülke olarak çok zor bir dönemden geçtik. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ama elhamdülillah biz Türk milleti olarak, yurdum insanı olarak, elimizdekilerden razı olan, yani her halükarda ayakta durmayı becerebilen insanlarız. Güçlüyüz yani.